Serkan Bey, ben çıkıyorum. Burcu. Bir şey mi diyecektin? Dedim zaten, ben çıkıyorum. Saat kaç olmuş ya? Bu saate kadar çalıştın sen. Ben yokken hiçbir mailinize cevap vermediğiniz için bu saate kadar yaklaşık böyle 500 tane maile falan cevap yazdım. Bu yüzden bu saate kadar çalıştım maalesef. Ben çok samimi bir soru sorabilir miyim? Gerçekten. Bu şirket nasıl ayakta kalıyor? Yani siz nasıl yürütüyorsunuz bu şirketi? Gerçekten merak ediyorum. O yüzden soruyorum. Belli ki senin sinirlerin bozulmuş. Ve ben de bu yüzden şimdi kendimi biraz suçlu hissettim. Özür dilerim, öyle demek istemedim ama gerçekten sinirim bozuldu Serkan Bey. Yaz 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 bitmiyor. O yüzden müsaade ederseniz... Etmiyorum. Şimdi seni yemeğe çıkaracağım. Oradan da evine kadar bırakacağım. Çünkü döndüğün için çok mutluyum. Yok valla gerek. Hayır ama... O zaman konumuza girmeyeceğim ben. Çünkü laf oluyor bu şirkette çalışanları falan. Bir garip bir hayali. Dön önüne. Nasıldı sandviç? Bayağı iyiydi. Değil mi? Aynen. Efendim? Ha, Serkan Bey, kusura bakma ya. Rahatsız ediyorum. Ne oldu? Sesin iyi değil. Necat Bey, bu avukatla ne konuştuysa böyle bir hışımla çekip gitti. Hiç iyi değildi ya. Dur, sakin ol. Tamam, bir şey söyledi mi? Ha, ben sordum. Bana patladı. Bağırdı, çağırdı falan. Ya bilemiyorum, bu eski zamanlardaki halini hatırlattı bana yani. Tamam, tamam. Sen dur, kapa. Ben bir Necat'a ulaşmaya çalışayım, tamam. Tamam, kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Ne bu şimdi? Ya bu Sunay'la yemeğe gitmeyecek miydi? Evet. Ne yapayım, Sunay'ı mı arayayım? Ama şimdi onun yanına gidiyorsa da boşu boşuna endişelendirmeyeyim kızı. Dur bakalım, şimdi anlayacağız bence. Efendim? Serkan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Necat Bey'in atölyesinden bazı görüntüler geliyor da sizi arayıp haber vereyim dedim. Öyle mi? Uyarmak için kapıyı çaldık ama içerideki kişi Necat Bey'miş. Kapıyı açmadı ama dışarıdan konuştuk. Necat? Evet efendim. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu hiç iyiye işaret değil Burcu. Arıyorum Sunay'ı. Çok fena ekildim Burcu. Heh, aşkım, tam da onun için aradım. Ne demek ben de onun için aradım? Alo Suna, biz Necat'ın atölyeye gidiyoruz. Yöneticisi aradı binanın. Daireden sesler geliyormuş. Çok iyi değil galiba Necat. Sen de rica etsem oraya gelebilir misin? Tamam tamam. Gelirim hemen tabii. Şu az ileriden sağa dönebilir miyiz? Ne oldu? Öğrenebildiniz mi? Ya içeride de açmıyor. Başka biri olamaz mı? Başka kimse de yok ki. Bir bende var, o da kim bilir nerededir. Kuzum, sizin aranızda böyle bir tartışma falan oldu mu? Ya yok, yani ben gayet mutluyum zannediyordum. Yemeğe gidecektik beraber, ekti beni gelmedi. Hiçbir şeyden haberin yok yani. Yok. Girelim ya, açsın şu kapıyı. Necat! Necat, açacaksın bu kapıyı. Beni yemekte ektin, burada da ekemezsin beni. Niye fikrini değiştirdin? Ya aynı konuşacaktık. Necat! Suna git! Abi endişelendik. Ben iyiyim, gidin. Yalnız kalmak istiyorum. Bir şey diyeceğim, adam söylüyor işte, yalnız kalmak istiyorum diyor. Bence gidelim. Hayır ya, yalnız falan kalamaz. Sen ne yaptığını çok farkındasın. Zeki bir adamsın sen. Bana özür borçlusun Necat. Açacaksın şu kapıyı ya. Üf! Suna. Necat! Suna! Ne? Adam işte söylüyor, yalnız kalmak istiyorum diye. Açmayacak kapıyı belli ki. Uğraşma boşuna. Thank you.
Gördün işte, iyiyim. Tamam mı? Evet ya. Bayağı iyisin maşallah. Tamam, gider misiniz o zaman? Yalnız kalmak istiyorum. Bu geceyle ilgili nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum Necat. Yani niye bir anda böyle davranırsın ki, ben anlamadım. Bir de saf saf seni orada bekledim. İnsan bir gelemeyeceğim der. Araysan ona bile tenezzül etmedin ya. Suna şu an konuşmak istemiyorum. Hadi ya. Allah, çok şaşırdım Necat. Ama bu sefer olmayacak o. Bu sefer o konuşmayı yapacaksın. Biz çıkalım, ikiniz yalnız kalın isterseniz. Hayır efendim. Ne münasebet. Kalın, siz her şeyi biliyorsunuz zaten. Evet, dinliyorum. Suna şu an gerçekten konuşmak için doğru bir zaman değil. Peki ne zaman bu doğru zaman? Aydınlatsana bizi. Çünkü biz senin kafanın içindekilere göre hareket etmekten yorulduk ya. Burama tak etti artık. Saygısızlık bu. Yeter! Aylin boşanma davası açtı. Ne? Kendine yeni bir aile kurabilmek için Kayra'dan da benden de kurtulmaya karar verdi. Aylin'le mi görüştün? Hayır. Avukatıma iletmiş. Benimle görüşmeye tenezzül etmedi. Kayra? Kayra'yı da istemiyor. Bahanemi yeterince ikna edici bulduysan gider misiniz artık? Yalnız kalmak istiyorum. Hayır, bu gece yalnız kalma. Yanında ol. Kayra'ya bakışlık yapıyorsun, bana yapma. Peki. Acısını benden çıkar, sen bilirsin. Necat, ben kalayım bari. Serkan, yeterince açık konuşamıyor muyum birader? Yalnız kalmak istiyorum oğlum, git. Canını sıkma. Dur bakayım. İçinde neler yaşadığını bilmiyoruz. Ama sana çok değer verdiğini biliyoruz. Serkan Bey haklı Suna. Yani durumun neresinden bakarsan bak çok zor. Yani şu an ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Beni rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim ama gerçekten hiç gerek yok. Çünkü ben ne olduğunun farkındayım. Sadece ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Eve bırakalım mı seni? Yok yok. Necat'ın evine gidelim. Benim Hayri ile konuşmam lazım. Aylin terk ettiğinde o vardı yanında çünkü. Belki ne yapılacağını bilir.